Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı nedir? Tedavisi nasıl yapılır? Bunun hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii. Kırım Kongo hastalığı kenelerin sebebi olmuş olduğu bir hastalıktır. 850 çeşit kene var. Bunlardan Ixodex ricinus isimli kene, şu fotoğrafını getirdim. Bu büyütülmüş hali. Çok küçük, 3 ila 4 milim büyüklüğünde küçük bir kene. Evet. Bu yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte insanlar ne yapıyor? Kısa kollu gömleklerle veya Bermuda tipi şortlarla dışarıda gezmeye başlıyorlar. İyi, güzel, hoş ama bir taraftan da risk taşıyor. Özellikle deniz kenarında veya sahilde gezenler, çiftçiler, tarlada çalışan insanlar, hayvancılıkla uğraşanlar dikkat etmeleri gerekir. Bu kene ne yapıyor? Vücudun herhangi bir yerinde deriye kafasını soktuğunda onu oradan öyle çekip çıkaramazsınız. Çekip çıkartmaya çalışırsanız kafası kopar, içeride kalır. Bu hem bakteri taşır hem virüs taşır. İki tehlikeli hastalığı tetikler. Bunlardan biri Kırım Kongo ateşli hastalık. Diğeri de Borreliosis hastalığı. Lyme hastalığı da denir. Virüsün sebep olmuş olduğu hastalığa KKA hastalığı da denir. KKA Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalık. Virüs sebep olur. Bu birçok belirtisi var. Rahatsızlığın ateşli, efendim baş ağrısı, bulantı, yan etkileri, birçok rahatsızlığı tetikler. Eğer tedavi edilmezse, zamanında müdahale edilmezse ne yapabilir? Beyin zarı iltihaplanmasına, yani menenjite sebep olabilir. Beyin iltihaplanması ensefalite sebep olabilir. Hatta ölümle, Allah korusun, sebep olabilir. Bununla ilgili Erciyes Üniversitesi çok güzel bir çalışma yapmış. Türk tarihinde, hatta insanlık tarihinin en büyük buluşunu yapmışlar. Profesör Doktor Aykut Özdarendeli ve ekibi 1910 yılında başlattıkları bir buluşla aşı bulmuşlardı buna karşı. Önce denek hayvanlar üzerinde, fareler, tavşanlar üzerinde denemişler. 2015 yılında da insanlar üzerinde, özellikle gönüllü kendileri üzerinde denemişlerdir. Ve yan etkisinin olmadığını, virüsü zararsız hale getirdiği belgelenmiş. Güzel bir çalışma yapmışlar. Yani Türkiye'de istenirse ne olabiliyormuş? Aşı yapılabiliyor. Evet. Yani aşı bulunabiliyor. Bu güzel çalışmanın aslında bu aşıyı geliştirebiliyorlarsa diğer bütün aşıları da yapabilirler demek. Hükümetin bunu finanse ederek kızamık aşısı, su çiçeği, çiçek aşısı, efendim hepatit B, hepatit C vesaire bütün aşıların hepsini yapabilirler. İyi bir çalışmayla, bir ekiple bu yapılabilir. Şimdi o Kırım Kongo çok tehlikeli bir KKA, 3 tane K. Kırım Kongo kanamalı ateş. Evet. Hastalığı çok çok riskli, tehlikeli. Kene vücudun herhangi bir yerinde deriye kafasını sokup da oradan kan emmeye başladığında bir taraftan kan emerken diğer taraftan içindeki virüs kana karışıyor. Onun kan emmesi önemli değil. Yani virüs taşımıyorsa problem yok. Çek çıkar ama bilemiyorsun. %1'inde ikisinde virüs taşıyor. O nedenle bunu eğer ki kişi herhangi bir yere piknik yaparken, gezerken kene ısırırsa ne yapacak? En yakın sağlık ocağına gitmesi gerekir. Sağlık ocağında da bunu pinsetle veya cımbızla çekmeyecek. Şöyle saat yönünde çevirerek çekecek. O zaman problemsiz, kafası kopmadan, hortumu gibi kafası var. İşte koptuğu zaman virüs içeride kalır. Onu kopmadan çekirmek gerekir. Yani herkes rastgele, bazıları yağ döküyor, bazıları üstüne tuz döküyor, bazıları kesiyor, bilmem ne. Yani yanlış bir şey yapmamak gerekir. Çünkü yanlış yapılırsa virüs kana karışır da tehlikeli. Bunu bilenlerin
yani sağlık ocağında veya hastanede bilenlerin yapması gerekir. Eğitimli olan insanların buna müdahale etmesi gerekir. Yani şehre, hastaneye herhangi bir yere uzaksa bilenlerin müdahale etmesi gerekir. Bilen kişilerin de eldiven giymesi veya poşetle tutması gerekir. Eldiven yoksa cımbızı çevirirken dikkat etmesi, saat yönünde çevirmesi gerekir böyle cımbızı veya pinseti çekip çıkarmaması gerekir. Evet, bu tehlikeli virüs, nörovirüs denen bu virüs tehlikeli. Allah korusun, menenjit, ensefalit, yani beyincik iltihaplanması, beyin iltihaplanması, ensefalit beyin iltihaplanması, beyin zarı iltihaplanmasına menenjit denir. Tabii buna yakalandığı zaman tedavisi çok çok zor. Sonu ölümle bitebilir.